Herkese merhaba arkadaşlar ve Mavi Merce'ye hoş geldiniz. La Casa de Papel'in 3. sezonun bekleyişi uzun oldu ama büyük an yaklaşıyor ve dizinin hayranlarını bir sürü güzel sürpriz bekliyor. 3 Haziran'da paylaşılan fragmanda anladığımız kadarıyla bir sonraki soygun bir öncekinden daha çılgınca olacak. Ve en inanılmaz sürpriz ise büyük ihtimalle Berlin, yani dizideki gerçek ismiyle Andres de Fonolosa, bu 3. bölümde tekrar aramızda olacak. Fakat bu nasıl mümkün? Önlemiş miydi? La Casa de Papel'in fragmanı bize neler öğretiyor? Şimdi rahatça koltuğunuzda, yatağınızda veya tuvaletinizde oturun. Birazdan bu sorulara ve daha fazlasına cevap vereceğiz. La Casa de Papel 19 Temmuz'da tekrar Netflix'in aracılığıyla ekranlarımıza gelecek. Bu 3. sezonda profesör ve arkadaşları polislerin başını derde sokmak için bir araya geliyorlar. Fragmanda gördüğümüz gibi yine zamana karşı para çalmaya çalışıyorlar ama tekrar bir soygun yapıp daha fazla para kazanmalarına gerek var mı? Kesinlikle hayır, çünkü yeni fragmanda gördüğümüz gibi çeteyi tekrar sahaya dönmeye iten neden? Aile. Fakat daha fazlasını anlatmadan önce 2. sezonda neler olduğunu kısaca bir gözden geçelim, olur mu? 2. sezonun sonunda bir devam serisi geleceği kimsenin aklına gelmezdi. Dizinin sezon finalinde İspanya Kraliyet Darp Hanesi'nin soygunu başarıyla sonlanmıştı. Berlin, Moskova ve Oslo hariç profesörle beraber olan çete arkadaşları ceplerinde birkaç milyon euro ile darphaneden kaçmayı başarmışlardı. Yalnız izleyenlerin bildiği üzere Berlin, Moskova, Oslo 2. sezonunda hayatlarını yitirmişlerdi. Fakat sezon sonunda her şey yoluna girmiş gibiydi. İspanya Kraliyet Darphane Müdürü'nün sekreteri Monica Gastambit Denver'ın kollarında ve detektif Raquel Morillo ise aşık olduğu profesör ile cennet gibi bir adada. Tıpkı hayal ettikleri gibi. Çetenin her bir üyesi paranın bir kısmını aldıktan sonra yeni bir hayat kurup rahat ve polislerden uzak bir hayat yaşamak için ayrıldı. Gelelim yeni sezona. 3. sezonun fragmanında gördüğümüz gibi Tokyo ve Rio çifti ıssız bir adada yeni milyoner hayatlarını yaşamakla meşguller. Fakat bu rahatlık uzun sürmeyecek, çünkü özel harekat timleriyle dolu iki teknenin saldırısına uğruyorlar. Rio ne kadar bazuka ile savunup bu durumdan kaçmak istese de özel tim tarafından tutuklanıyor ve bilgi vermesi için işkence görüyor. Tokyo ise kaçmayı başarıyor fakat hiçbir şey yapmadan durmayacaktı ve böyle bir durum karşısında tek bir çaresi var, o da profesörün yanına gitmek. Yani tek çareleri çeteyi tekrar bir araya getirip yine 1 ve 2. sezondan daha büyük ve daha şahşalı bir soygun gerçekleştirmek. Söylediğim gibi grup üyelerinin zenginleşmesi artık önemsenen bir konu değil. Çünkü aile gibi olmaları ele geçirdikleri parayı değersiz kılmaya yetiyor. Tabii ki aile kavramı kutsal ve çok önemli bir kavramdır. Profesör ve arkadaşları bu aileyi korumak için her şeyi yapmaya hazır. Profesör, polislerin Rio'ya yaptıklarını pişman ettirmek için elinden geleni yapacak. Yani demek oluyor ki hırsızlar ve polisler arasında bir savaş başlıyor. Hepinizin aklına gelen o soruyu tahmin edebilmek çok kolay. Bir soygun Rio'yu nasıl serbest bırakacak? Karşımıza sunulan olasılıklardan birisi profesörün Rio'nun serbest kalması için devlet ile pazarlığa girecek olması. Bu bir seçenek tabii, fakat bu soygunun diğer çete üyelerinin Rio'yu kurtarmaları için sadece bir dikkat dağıtmaca olabileceğini düşünebiliriz. Bütün bu sorulara yeni sezon Netflix'e düştüğünde daha açık bir cevabımız olur. Tek emin olduğumuz şey ise hayranları bir büyük sürpriz bekliyor olacağı. Ve sürprizi soracak olursanız eğer çeteye yeni üyelerin katılacağıdır. Bu yeni görevin veya soygunun iyi bir şekilde sonuçlanması için resmi olarak yeni eleman aldılar. İlk olarak eski dedektif ve polis Raquel ve bir önceki sezonda rehine olan Monica, aşık oldukları erkeğe yardım etmek için kırmızı üniformayı ve Salvador Dali maskesini giyinip gruba katıldılar. Ama yeni elemanlar bunlarla bitmemekte, çünkü 3 yeni karakter çeteye katılıyor. Luca Peros, Bogotal adlı mühendisin rolünü oynamakta. Tabii diğer üyelerde olduğu gibi şehir adını bilmiyoruz. Ama sürpriz bu kadar mıydı diye soracaksanız, hayır. Fragmanın sonunda Berlin'i görüyoruz. Ama öldü ve herkes bunu gördü. Arkadaşların polislerden kaçışını sağlamak için kendini siper yaptı ve yüzlerce mermi yedi. Fakat bu fragman bir şüphe uyandırıyor ve kafalara "acaba kurtuldu mu? Hayatta mı?" sorusunu bırakıyor. Yönetmen fragmanda Berlin'i koyarak hangi mesajı bizlere aktarmaya çalışıyor acaba? Bu soruya şimdi cevap vermeye çalışacağım.
Fragmanın hemen sonunda Profesör ve Berlin'in buluşmasına şahit oluyoruz. Ve tabii bu kısa sahneye çok anlam katıp bir sürü senaryo çıkaran insanlar oldu. Berlin ölümden mi döndü? Hayır, maalesef fragmanın son dakikaları aslında geçmişi gösteren bir sahne olduğunu söyleniyor. Ki bu en mantıklı açıklama. Böylece Berlin 2. sezonun sonunda ölmüştür ve yeni sezondaki Berlin sahneleri Profesör ile arasında soygundan önce olan ilişkiyi anlatmak amaçla eklenmiş olabilir. Bu gelişmenin hayranları tatmin edeceğini düşünüyorum. Herkes Berlin ve Profesör arasında olan sağlam ilişkinin temelini öğrenmek istiyordu. Yani ben istiyordum. Çünkü bildiğimiz üzere bu iki karakter soygun gerçekleşmeden önce tanışıyordu. Hatırlayın, Berlin Profesör'le vedalaşırken diyalogunu şöyle bitiriyordu. Seni çok seviyorum küçük kardeşim. Çok gizemli bir cümle çünkü hayranları sadece soru işaretiyle bıraktı. Bazıları gerçekten kardeş olduğunu ve bu aile ilişkisini diğer üyelerden saklandığını düşünüyor. Veya üvey kardeşler, yani aynı babaya sahipler fakat anneleri farklı. Eğer birlikte büyümedilerse daha sonra tanıştılar. Son ihtimal ise onların sadece çok iyi arkadaş olabilmeleri. Berlin, Profesör tarafından çeteye dahil edilen ilk üye. Belki diğer grup üyeleri gelmeden aralarına bir bağ oluşmuştur. Kesin olan tek şey, ilişkileri ve hikayeleri hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Umarım 3. sezon bu konu hakkında daha fazla bilgi aktarır bizlere. Çünkü bu iki karakterin nasıl tanıştığını öğrenmek artık vazife oldu. İkinci teori, Berlin'in yaşıyor olma ihtimali. La Casa de Papel evreninde her şeyin olabilme olasılığı vardır. Fakat buna inanmak oldukça zor. Gerçekten Andres de Fonolosa'yı, yani Berlin'i profesörün yanında görmek oldukça tuhaf. Çünkü vücudu mermilerle delik deşik paramparça olmuştu. Hem diyelim ki mucizevi bir şekilde kurtuldu. Berlin tedavisi olmayan bir hastalığa sahipti. Yani böylece Berlin'in öldüğünü söylemek mümkün. Tabii dizi bizi sürekli şaşırtmayı başarıyor. Berlin'in kurtuluşu ve iyileşmesi imkansız demeyelim ama mantık ve etik olarak La Casa de Papel gibi bir dünyada bile mümkün olmayacak bir durum. Fakat dizi bu. Belki senarist Berlin'in o tünelden nasıl kurtulduğu gibi bir şeyler uydurur. Böylece 3. sezona resmi olarak geri dönüşünü ilan ederek çeteye Rio'yu kurtarmak için yardımcı olur. Bu karakter oldukça yardımcı olabilir. Tabii fragman çıktığından beri bir sürü teori ortalıkta dolaşmakta. Bunlardan biri ise Berlin'in ikiz bir kardeşe sahip olması. O zaman bu sahnede gördüğümüz kişi Berlin değil, kardeşidir. Böylece Profesör Berlin'in intikamını almak için ikiz kardeşini çeteye dahil etmiş olabilir. Fakat fragmanda Profesör neden ona Andres diye hitap etti? Bu neden büyük ihtimalle doğru olmayan bu teorinin kanıtı olabilir. Diğer teori ise Berlin yaşamıyor, hatta dizide de yer almıyor ve fragmanda bulunması sadece insanları ve hayranları çekmek için yapılmış bir manevra olması. Eğer gerçekten böyle ise büyük ihtimalle izlenmeleri arttıracaktır fakat dizinin IMDb puanını düşürecektir. Yani ben olsam böyle bir risk almam çünkü dizinin zaten izleyeni çok ve böyle bir şeye başvurmadan gereken izleyici sayısını kapacağını düşünüyorum. Kesin olan bir şey var, sadece 19 Temmuz dizinin Netflix'te çıkmasıyla bütün bu sorulara bir cevap bulacağız. Sizce Berlin hala yaşıyor mu yoksa öldü mü? Berlin'in fragmanda bulunmasını açıklayan bir teoriniz var mı? Bu sorulara bir cevabınız varsa yorumlarda bizlerle paylaşın ve video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.